Herkese merhaba, ben Merve Özkaynak, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni ve gerçekten beni çok heyecanlandıran bir formatta karşınızdayım. Eminim şu anda Merve üzerinde neden boyacı tulumu ve bir iskelenin üzerinde oturuyorsun diye düşünüyorsunuzdur. Hepsini birazdan anlatacağım. İlişkide alttan alan taraf olmak sence her zaman iyi midir? Sevgilim var ama bana Instagram hesabını vermiyor. Ve ben de şüpheleniyorum, ne yapmam lazım? Evet, boyacı tulumu giydim ve bir iskelenin üzerinde oturuyorum. Çünkü bu yeni format gerçekten çok ama çok keyifli olacak. Neler yapacağız biliyor musunuz? Öncelikle sizden gelen her ayın farklı bir formatı olacak. Mesela bu ayın, bu ilk videonun formatı aşk ve ilişkilerle ilgili sorular. Geçen günlerde YouTube üzerinden sizden aşk ve ilişkilerle ilgili soru istemiştim. Sağ olun, var olun, bir sürü soru göndermişsiniz. Şimdi ben bir yandan bu soruları cevaplayacağım. Bir yandan ofisimizin gerçekten boyanmaya ihtiyacı olan bu duvarını boyayacağım. Bir yandan da memnun olduğum ürünlerden bahsedeceğim. Hepsini nasıl yapacaksın diye düşünmeyin. Yapacağız. Şimdi bu iskeleden ineceğiz ve hemen işe başlayacağız. Kolum kırıldı. Şimdi iskele iteceğiz. Evet, iskeleye ihtiyacım olmayacak. Şimdilik bunu itiyorum. Bunu şöyle yerleştirelim. Evet efendim. Hazırız. Evet arkadaşlar, şimdi ofisimizin duvarının gerçekten boyaya ihtiyacı var. YouTuber Durağı kanalını takip edenler görmüşlerdir neden boyaya ihtiyacı olduğunu. Bizim burada kocaman bir YouTube logomuz vardı. Neon ışık. Hep onun önünde böyle storyler, işte fotoğraflar çekiyorduk. Onun yeri değiştiği için burası da böyle kaldı. Ben de bugün bu duvarı boyayacağım. Bir yandan da dediğim gibi aşk ve ilişkilerle ilgili sorduğun soruları cevaplayacağım. İki soru bir ürün, iki soru bir ürün gibi gideriz. Bir yandan da duvarı boyayacağız tabii. Şimdi öncelikle bir sorumuzu alalım. Ben onu konuşurken hemen duvarı da boyamaya başlayalım. Evet. İlk soru bu arada bayağı bir enteresan. Şimdi şeyimizi alalım. Evet, her şeyimiz hazır. Şimdi ilk soruyu okuyorum arkadaşlar. Annem nişanlımla geçmişte yaşadığım aile sıkıntılarımı söylemememi istiyor. Erkeklere güvenme, bir gün yüzüne vuracak diyor. Veya bana acıyarak bakarmış, doğru mu acaba? Şimdi. Bu çok önemli bir konu. Nişanlı olduğun için zaten yakın zamanda evleneceksin. Ve şöyle bir şey söyleyeceğim evlenmiş biri olarak. Flört ettiğiniz zamanlarla evlendikten sonraki ilişkiniz bence biraz şekil değiştiriyor. Bunu şu an evli olmayanlar anlamayabilirler ama evlendiğiniz zaman göreceksiniz. Çünkü siz daha sevgiliyken her şey toz pembe, çok tatlı tatlı sevgilisiniz. Ondan sonra birbirinizin aslında tam anlamıyla çok da böyle %100 gerçek halinizi bilmiyorsunuz. Ama evlendiğiniz zaman işler değişiyor çünkü artık siz evlisiniz. O nedenle ailenizle ilgili konuları, eşiniz dahi olsa, bu benim kendi görüşüm bu arada. Bugün söyleyeceğim her şey benim kendi görüşüm. Ailenizle ilgili özel meseleleri, geçmişte yaşadığınız problemleri eşinizle paylaşmayın. Kimin ne diyeceği, size nasıl kullanacağı ileride bunu belli olmaz. Ben böyle bir şey yaşadığım için söylemiyorum ama etrafında bunu yaşayan çok kişi var. Siz gayet iyi niyetle, saf duygularla bunu eşinize ya da nişanlınıza anlatıyorsunuz. Geçmişte böyle böyle olmuştu. Babam bana bunu yapmıştı, annem bana bunu yapmıştı diye. Sonra ileride evlendiğinizde, aynı eve girdiğinizde, biraz ilişkiniz şekil değiştirdiğinde eğer bunu size kullanabilecek karakterde bir insansa onun eline koz vermiş olursunuz. Aile ilişkileriniz bırakın kendinizde kalsın, ailenizle konuşun. Evet, eşiniz de sizin evlendiğinizde aileniz oluyor ama artık o sizin çekirdek aileniz. Dolayısıyla bana sorarsanız özel konuları paylaşmayın derim. Evet, ikinci soruya geçiyoruz. Bir çocuktan çok hoşlanıyorum ve onun da benden hoşlanıp hoşlanmadığını nasıl anlayabilirim demiş ve 22 like almış bu soru. Arkadaşlar, bence birilerinin duygularını, birinin sizden hoşlanıp hoşlanmadığını anlamak çok da güç olmasa gerek. Size nasıl baktığını, sizinle nasıl konuştuğunu, sizin çok sık yanınıza geliyor mu, gelmiyor mu? Bunlardan bence çok net şekilde anlayabilirsiniz yani. Birazcık sinyalleri almaya çalışın. Burada bu dönmüyor şu anda. Birazcık sinyalleri almaya çalışın. Size olan bakışlarını kestirmeye çalışın. Sizinle konuşurken nasıl bakıyor, beden dilini nasıl kullanıyor? Bence bunlara biraz bakarsanız hoşlanıp hoşlanmadığını çok net şekilde anlayabilirsiniz. Şimdi bir tane hemen araya ürün sokuyoruz. Hemen. İki soru bir ürün dedik. Bu ay size zaten bitti. Bugün bu arada buraya getirdiğim bütün ürünler neredeyse hepsi bitmiş böyle. Hep boş kutularını getirdim. L'Oreal'in çift fazlı miseler kusursuz makyaj temizleme suyu. Suya dayanıklı makyajı bile temizleyen harika bir misel su. Ben daha önce Bioderma'nınkini, Garnier'ninkini, sarılı böyle sarı kapaklı Garnier'yi de çok sevdiğimi söylemiştim. Bu mesela L'Oreal'in yeni ürünüymüş. Acayip derecede memnunum. Kat kat maskara sürdüğüm zaman, maskaranın altına bas sürdüğümde bile bütün makyajımı tek bir pamukla, şöyle biraz beklettiğim zaman tüm makyajımı tek bir pamukla, göz makyajımı temizleyebiliyorum. Kesinlikle
kesinlikle yağlı bir yapısı yok. Bu da çift fazla ama salladığınız zaman o içine karışıyor ve pamukla sildiğiniz zaman da yüzünüzde öyle bir yağ kalıntısı kesinlikle hissetmiyorsunuz. Çok çok memnunum. Misal su alacaksanız hani alışkanlıklarınızın biraz dışına çıkıp, ki ben çok tercih etmem. Yıllardır hani kullandığım göz makyaj temizleyicisi hep aynıdır. Çok fazla macera aramak istemem. Çünkü alıyorsunuz ve göz makyajınızı temizlemiyor ya da gözünüzü yakıyor. Bunda hiç öyle bir şey yok. Asla göz yakmıyor. Cilt makyajında, göz makyajında mükemmel şekilde temizliyor. Çok çok memnunum. Şimdi hemen diğer soruya geçiyoruz. Biriyle tanıştım. İkimiz de birbirimizden çok hoşlanıyoruz. Benden hoşlandığını bildiğim halde ve tüm duygularımı açtığım halde o sürekli taktik yapıp benden kaçıyor. Hiç sevmem böyle insanları ve asla duygularını söylemiyor. Anlayacağınız bir gün öyle bir gün böyle, ne yapayım ben? Şimdi bir insan taktik yapıyorsa ve siz duygularınızı açmanıza rağmen sizden kaçıyorsa, bilin ki o kişi korkaktır. Sadece korkak. Taktik falan hikaye. Ve korkak insanlardan hiçbir zaman size sevgili de olmaz, arkadaş da olmaz, eş de olmaz, hiçbir şeye de olmaz. Ben korkak insandan nefret ederim. Ama şunu söyleyebilirim, sakın duygularını açtığın için kendini suçlu hissetme. Ben her zaman hem ikili, yani normal arkadaş ilişkilerinde, hem aile ilişkilerinde, hem de gönül ilişkilerinde her zaman duygularını, her zaman ama her zaman karşı taraf ne hissederse hissetsin, söyleme taraftarıyım. Bir aynı şey gibi Aşk-ı Memnun'un Beren Saat'le Kıvanç Tatlıtuğ'un havaalanına gittiğinde nasıl hani ortada bırakmıştı son dakika kızı, hatırlıyor musunuz? Aynı onun gibi bir adam o. O yüzden yol yakınken dön. Benim sana tavsiyem. Evet efendim, şimdi hemen yeni sorumuza geçelim. Çok keyifli ya böyle. Vallahi billahi. Selamlar Merve ablacığım, seni severek takip ediyorum. Sorum şu ki, ilişkide bir insanı nasıl tanırsın? Nasıl evet ben buna güveniyorum diyebiliriz? Yani doğru partneri seçtiğine inandığında mı evleniyor insanlar? Nasıl demiş. Şimdi bence herkesin evlilik kararı doğru insanı bulduğu zaman, evet ben doğru insanı buldum ve güvendiğim için bu insanla evleniyorum olmayabilir. Mantık evliliği yapan da bir sürü insan var. Tamamıyla aşk evliliği yapan bir sürü insan da var. O yüzden onu öyle genelleyemeyiz. İnsanların evliliğe bakış açısı ve evlilik kararı almasının altında çok farklı kararlar yatıyor olabilir. Ben kendimden yola çıkarak söylersem, ben gerçekten güvendiğim, aşık olduğum, her şeyden önce aşık olduğum ve güvendiğim için evlilik kararını aldım. Bir insanı nasıl tanırsın? Bir insanı asla tam olarak tanıyamazsınız. Ben size doğruyu söyleyeyim. Bu herkes için geçerli. Sadece gönül ilişkilerinde değil, aile ilişkilerinizde, arkadaşlık ilişkilerinizde bile yıllarca inanamıyorum, seni hiç tanıyamamışım dediğiniz noktalar mutlaka olacak. O yüzden kendinizi hiç kandırmayın. Bu evlilikte de olacak. Ben de aynı şeyleri yaşadım. Çünkü dediğim gibi biraz hani böyle doğduğun ülke, doğduğun coğrafya kaderindir demek istemiyorum ama bizim biraz yanlış öğretilerimizden dolayı bence birbirimizi tanıma şeklimiz, şekillerimiz çok da istediğimiz gibi olmayabiliyor. Biraz sinemadan sinemaya, işte kafeden kafeye, haftada bir gün buluştuğumuz insanlarla evlendiğimiz olabiliyor. Ben öyle bir dünyadaydım yani. Çok yoğun çalışıyordum. Gerçekten haftada bir gün görebiliyordum eşimi, şu anki eşimi o zaman. Şimdi hemen bir üründen devam edeceğim. Hayatınızı kurtaracak bir ürünle devam ediyorum bu arada. Şimdi kepek problemi bana çok fazla gelen sorulardan bir tanesi. Merve, kafam çok kepekli, sen ne yapıyorsun, hangi kepek şampuanını kullanıyorsun diye. Bu benim bizzat dermatoloğum tarafından önerilmiş bir kepek şampuanı olduğu için gönül rahatlığıyla önerebiliyorum. Bu marketlerde satılan bir şampuan değil. Seradolin bu kepek şampuanının markası. Kepeğe karşı yoğun saç bakım şampuanı, nemlendirici bileşenleri içeriyor. Boyalı permalı saçlarda da kullanılıyor. Parfümsüz bir şampuan. İnanılmaz derecede memnunum. Son zamanlarda ben çok fazla yeni şampuan denemeye başlamıştım. Böyle yeni çıkan bir tane organik bir marka vardı. Onun şampuanlarını denedim hani sizlere anlatabilmek için ve çok farklı şampuan kullandığım için de saçım hemen kepeklendi. Benim saçım kepeklenmeye meyillendiği anda hemen, bu benim böyle başucu ürünüm. Bu da bitti zaten. Bunu da bitenlere koyacağım. Hemen yenisini aldım eczaneden. Bir, iki bile değil. Bir yıkamada bile hemen farkı göreceksiniz ama düzenli kullanmaya başladığınızda, böyle iki yıkama, üç yıkamada bütün saçlarınızın inanılmaz derecede temizlendiğini göreceksiniz. Saçı çok nemlendiren bir şampuan değil. Mutlaka her şampuanda olduğu gibi banyodan çıktıktan sonra bir tane serum uygulamayı unutmayın. Ama bununla gerçekten kepek problemine son vereceksiniz yani. O konuda %100 garanti veriyorum size. Evet, yeni bir soruyla tekrar devam ediyorum şimdi. Sevgilim var ama bana Instagram hesabını vermiyor. Ve ben de şüpheleniyorum, ne yapmam lazım? Bu benim gene bakın altını çiziyorum, şahsi görüşüm. Ben şeye çok karşıyım. Neden Instagram hesabının şifresini almak istiyorsun mesela? Bu bana zaten baştan aşırı güvensiz bir davranış olarak geliyor. Ne o seninkine bakmalı bana sorarsan, ne sen onunkine bakmalısın. Sen zaten güvenmiyorsan bu insana ve sürekli onun telefonu karıştırma, sürekli Instagram'ında hangi kızlarla yazışmış diye kontrol etme ihtiyacı duyuyorsan zaten o ilişkiden asla hayır gelmez. Bir ilişkinin sağlıklı şekilde devam edebilmesi için güven en önemli şey. Güvenmiyorsan, sürekli şüphe içinde
seni sürekli hep şüpheye düşürecek hareketlerde bulunuyorsa bırak gitsin. Bu böyle bir ilişki yaşanmaz. Bu sürdürülebilir değil yani. Onu söylemeye çalışıyorum. Hem sen çok yıpranırsın, duyguların çok yıpranır. Hem de karşı tarafı yıpratmış olursun. Bırak o öyle biri ise, o zaman öyle takılsın. Demek ki onun sadık kalabileceği ve hani uzun bir ilişki yapabilecek karakterde bir insan değildir demek ki. Güvenemeyeceğiniz ve sürekli onu kontrol etmek zorunda kaldığınız ilişkilerle bence zamanınızı harcamayın arkadaşlar. Bir soru daha alalım bakalım. Güzel sorular gelmiş bu arada valla. Teşekkür ederim. Sonraki ayın konseptini yine siz belirleyeceksiniz. Bu ay aşk ilişkiler dedik. Bunu bu arada sürekli tekrarlayabiliriz ama bir sonraki ay farklı bir şey olsun. İlişkide alttan alan taraf olmak sence her zaman iyi midir? Bence değildir. Bu da sizi çok yıpratır. Hayatınız boyunca uzun bir ilişki olarak düşünüyorum, bir evlilik olarak bakıyorum. Siz birisiyle uzun bir ilişki yaşıyorsunuz ve evliliğe gidecek bir ilişki kuruyorsunuz. Evleniyorsunuz ve kimse boşanmak için evlenmiyor. Herkes bir ömrü beraber geçirmek, beraber yaşlanmak için evleniyor. Ve siz sürekli hep alttan alan tarafsınız. Düşünebiliyor musunuz? Böyle hayat geçer mi ya? Tabii ki alttan alınacak. Çünkü bu ilişki zaten böyle bir şey. Bir gün sen alttan alırsın, bir gün o alttan alır. Ama sürekli senin alttan aldığın bir ilişki, üzgünüm, bana asla ve asla sürdürülebilir gelmiyor. O yüzden doğru değil. Sizi alttan almıyorsa gerektiği noktada çok yıpranırsınız. Bütün o ilişkinin ağırlığı sizin omuzlarınızda kalır ve bu doğru bir şey değil. İki taraf da fedakarlık yapacak. Bu ilişki tek taraflı mı yaşanıyor? Sorumun cevabı buydu. Şimdi hemen harika ötesi bir ürünle devam ediyorum. Clinique Moisture Surge yüz spreyi. Bu Moisture Surge serisinin bütün göz kremi hariç, göz çevresi kremi hariç bütün ürünlerini çok seviyorum. Klasik nemlendiricisi 24 saat, 48 saat nemlendiricisi, serumu ve bu. Bu muhteşem ötesi bir sprey. Bu bir nemlendirici sprey. Hazır yaz da geliyor. Aslında bu yazla da hiçbir alakası yok. Normal bir nemlendiricinin sprey formu bu. Ben bunu nasıl kullanıyorum biliyor musun? Mesela akşam eve geldim. İnanılmaz derecede yorgunum. Hiçbir şey yapacak halim yok. Yani cilt bakım bile yapacak halim yok. Zorla böyle makyaj temizleme mendiliyle yüzümü silmişim. Hemen bunu alıyorum, sallıyorum. Fıs 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 sıkıyorum suratıma. Nemlendirici olarak uğraşmıyorum 40 saat. Öyle yatıyorum. Hani böyle biraz üşengeçler. Biraz böyle makyajının altına da ekstra nemlendiricimi sürüyorum. Yeterli olmuyor. Onu böyle bir boost etmek istiyorum diyenler için. Muhteşem bir ürün. Muhteşem. Kesinlikle çok öneririm. Bir soru daha gelmiş. Ondan sonra duvarı boyayalım. Ailen için kendi hayatını ertelemek ve sevdiğin insandan vazgeçmek zorunda kalsaydın, ailenin yanında olmayı mı yoksa kendi hayatını yaşamayı mı seçerdin? Aile kavramı benim için çok önemli. Hele Melisa geldikten sonra. Aslında ben böyle özgür ruhlu bir kadınım. Ama anne olduktan sonra gerçekten ben çok değiştim demeyeyim. Değişmedim. Gene aynı Merve'yim ama upgrade oldum gibi yani böyle sanki şey level atladım gibi hissediyorum kendimi. Bu soru eğer tek ben anne olmadan, anne olmamış olsaydım o zaman belki kendi hayatımı seçmeyi düşünebilirdim. Ama tabii ortadaki sorun ne onu bilmiyorum yani ne beni vazgeçiriyor. Onu oturup düşünmem lazım. Ama şimdi artık hayatımda Melisa olduğu için ve ben bir anne olduğum için, anne sorumluluğum olduğu için tabii ki de hiç düşünmeden ailemi seçerdim yani. Ama hiçbir zaman bir şeylerden vazgeçmek, bir şey için başka bir şeyden vazgeçmeyi doğru bulmuyorum. Onu da üzerine basarak söyleyeyim. Kendimden de vazgeçmek istemiyorum tabii ki ama önceliğim Melisa, öyle söyleyeyim. Aile demeyeyim, benim önceliğim Melisa. Melisa'nın hayatı için, Melisa için ne iyi olacaksa önce onu seçerdim yani. Size bir krem önereceğim. Mavala'nın kremini daha önce ben hiç kullanmamıştım. Geçen gün eczanede böyle görünce kampanyalı bir fiyatını, el kremim de yoktu böyle hani şey bir el kremi. Gündelik böyle el kremlerim var ama hani onlar çok çabuk suda giden ve hani böyle çok elinizi yoğun nemlendirmeyen kremler ama hep böyle her an elimin altında olan kremler gibi değil. Daha böyle profesyonel bir şey istiyordum. Buradaki bizim Vadi İstanbul'daki eczaneden aldım bunu ve bayıldım. Çok yani bir el kremi için ne söyleyebilirim? Yapışkan değil, çok güzel şekilde emiliyor. Benim elim sürekli suda olmasına rağmen hemen öyle atılmıyor. Tabii ki 3-5 kere yıkadığınız zaman o kremin etkisi gidecektir ama böyle 1-2 yıkamada falan kesinlikle gitmiyor. Hala o kremin etkisini hissediyorsunuz. Çok ama çok memnunum. Yani gerçekten böyle profesyonel, ellerim çok kuru, böyle hani uyduruk kremlere para vereceğim ve birazcık daha vereyim, düzgün bir el kremi istiyorum diyenler için muhteşem ötesi bir krem. Hadi bir soru daha alalım. Benim filifobim var ama birini sevmek istiyorum, ne yapabilirim? Filifobi de arkadaşlar bilmeyenler için aşık olmaktan korkmak aslında. Aşık olmaktan aslında insanlar bence neden korkuyor biliyor musunuz? Zarar görmekten, kalbi kırılacağı için. Bu hayatın gerçeği. Buna engel olamazsınız. Buna engel olmaya da çalışmayın. Evet, reddedileceksiniz. Belki siz birine aşık olacaksınız, karşı taraf size aşık olmayacak. Belki karşı taraf size aşık olduğu halde sevgisini gösterme şekli ona çok yanlış öğretildiği için, altını çiziyorum, çok yanlış öğretildiği için size zarar verecek onun aşkı. Severken
sevdiğini zannedecek ama size çok zarar verecek. Bunları yaşamanız lazım. Bunlar hayatın gerçekleri. O yüzden korkmayın. Eğer tabii ki çok ileri düzeydeyse mutlaka bir terapistle görüşmeni tavsiye ederim ama bence bunu kendin yenebilirsin. Bu acıları çekeceksin. Aşık da olacaksın. Hepimiz olduk. Reddedildik. Aşk acısı çektik. Platonik aşık olduk. Olmadınız mı? Bence hepiniz olmuşsunuzdur. Bunları yaşamazsanız ileride neyi istediğinizi ve neyi istemediğinizi ayırt edemezsiniz bu sefer. O yüzden bence bunları yaşaman lazım. Ay size bir tane bir far önereceğim. Hayatınızı kurtaracak. Gerçekten hayatınızı kurtaracak. Bobby Brown'un 10 numara Mahogany diye bir farı var. Çok koyu bir kahverengi. Belki böyle gitseniz hiç ilginizi çekmeyecek bir far. Çünkü artık hepimiz alıştık böyle metalik farlara falan ya. Normalde göz kapağımızın üzerine bu kadar koyu ve mat bir far sürmeyiz. Ben sürüyorum ve muhteşem oluyor. Sadece göz kapağıma da değil. Mesela normal bir makyaj yaptım. İşte metalik bunun gibi. Dış köşelere koyuyorum. Alt kirpik dibime sürüyorum. Üst kirpik dibimi doldurmak için kullanıyorum. Bazen kaşımı doldurmak için kullanıyorum kaş farıyla. Bazen komple göz kapağımı sürüyorum, dağıtıyorum böyle. Harika bir smoky eye yapıyorum. Gerçekten hayatımı kurtaran bir far. Bir kere alacaksınız. Ben bunu kaç senedir kullanıyorum biliyor musunuz? YouTube'u ilk açtığım zamanlarda almıştım. 5 senelik falan farım bu benim. Ve herhalde bir 5 sene daha gider bana. O kadar büyük ve o kadar sizi uzun süre götürecek bir far ki %100 verdiğiniz parayı hak edecek bir far. Zaten o kadar da pahalı değil bu arada. 100 küsür liraydı. Böyle bir far için değer. Hani absürt bir renk olsa anlarım. Hani Merve buna bu kadar absürt bir rengi kaç kere süreceğim diyeceksiniz ama bunu her şeyde kullanacaksınız. Birine aşığım ama onunla konuşamıyorum. Parantez içinde aynı sınıftayız. Nasıl onu bana aşık ederim? Aşık ederim deyince böyle sanki nasıl onu böyle büyüyle bağlarım gibi oluyor. Nasıl ona, yani birine aşıksan gene hep aynı yere asa dönüp dolaşıyoruz. Arkadaşlar aşık olmak çok güzel bir şey. Duygularını itiraf etmek karşı tarafa çok güzel bir şey. Eğer karşı tarafın sizi reddedeceğini düşünerek bunu yapmıyorsanız doğru değil. Doğru değil yani. Reddedip etmeyeceğini bilemezsin. Reddedebilir dediğim gibi. Bu aşkın doğasında var. Yani dediğim gibi hiçbir şeyin garantisi yok. Size karşılık vermeye de bilir. Okey, kendi bilir o zaman. Siz söylemiş olun. Ben her zaman yine altını çizerek söyleyeceğim. Duygularınızı söyleme taraftarıyım. Onu kendine aşık etmek için özel bir çaba göstermene gerek yok. Olduğun gibi ol. Duygularını söyle bence. Zaten sana karşılık verecekse verecektir. Vermeyecekse de kendi bilir. Benim bir sevgilim var ama ben ona daha seni seviyorum diyemedim. Neden? Bak hep aynı yere dönüp dolaşıyoruz bence bu arada farkında mısınız? Hep bir söyleyememe, hep bir duygularını ifade edememe problemi var. Neden söyleyemedin mesela? Neyden çekindin? Sevgilin bir de senin, hani hoşlandığın biri de değil. Sevgilin zaten birbirinizi sevgili olmak demek, birbirinizi seviyorsunuz demek. Birbirinizi sevdiğiniz için berabersiniz demek. Beraber olduğun bir insana sevdiğini söyleyememek, bilmiyorum bana mantıklı gelmiyor yani. Sevdiğini söylemek çok güzel bir şey ya. Arkadaşlarıma da ben her zaman söylüyorum mesela. Sadece eşime değil, çocuğuma değil, sevdiğim herkese, anneme, babama, ofisteki arkadaşlarıma. Yani bir insana sevdiğini söylemek kadar güzel bir şey olamaz. Hayat kurtarıcı bir ürünle daha devam edelim. Bunu da yeni keşfettim bu arada. Tresa'nın daha önce şampuanlarını kullanmıştım ben. Çok önce böyle beyaz yakalı olarak çalıştığım dönemlerde de röfleden kurtulmaya çalıştığım ve kendi saçımın rengini uzatmaya çalıştığım dönemlerde. O zaman böyle doğal şampuanlarını kullanıyordum. Sonra bir sürü artık böyle YouTube işlerine girince bir sürü başka şampuanlar çıkınca açıkçası hiç elim gitmemeye başlamıştı. Bu son zamanlardaki kepek problemim için bir böyle dip serumu arıyordum ben. İşte bu şampuanla birlikte de böyle ekstra bir serum sprey kullanayım diplerim için diye düşünürken bununla karşılaştım. Bu da kayın ağacı, ne denir? Kayın ağacı içeren güçlendirici bir saç spreyi. Banyodan çıktıktan sonra ıslak saçınızın diplerine sürüyorsunuz. Bütün diplerinize masaj yaparak dağıtıyorsunuz. Hem kepeği önlüyor, hem saçları biraz sertleştiriyor. Bu benim için güzel bir şey. Ben zaten sert aslında saç istiyorum. Çok da yumuşak saç istemiyorum. Aynı zamanda da saçları çok güzel şekilde parlatıyor ve saçları uzattığı da söyleniyormuş. Ben daha uzatma kısmını henüz göremedim. Ama gerçekten saçları güçlendirdiğini, kepeği arındırdığını söyleyebilirim. Çok kepekliyse saçınız mesela şampuanla birlikte aynı anda kullanabilirsiniz. Gerçekten çok faydasını görürsünüz. Kendi şampuanları da çok güzel bu arada Tresa'nın. O da aklınızda olsun. Bir Alman markası. Kimle konuşursam herkes çok memnun. Şimdi evlilikle ilgili bir soru gelmiş. Evlilikten hemen sonra evli çiftler hayatını direkt yaşamalı mı? Parantez içinde seyahat, çalışıp yatırım yapmak, örneğin baskıcı aileden kurtulup özgür olmak gibi. Bir kere, bir dakika, bu çok önemli. Evliliği hiçbir zaman baskıcı aileden kurtulmak olarak görmeyin sakın. Evlilik bir kaçış değil. Yağmurdan kaçıp doluya tutulabilirsiniz. Hani evliliği sakın böyle görmeyin. Sakın, sakın. Evliliği gerçekten istediğiniz için, o kişiyle gerçekten bir hayat kurmayı düşündüğünüz için, gerçekten aşık olduğunuz ve sevdiğiniz için yapacaksanız yapın. Babam çok baskıcı, annem çok baskıcı, başka bir kurtuluş çarem yok, evlenmeliyim diye düşünürseniz çok büyük hayal kırıklığına uğrarsınız söyleyeyim. Sakın böyle görmeyin. Devam ediyorum soruya, orayı hemen söyledik.
hemen çocuk yapmalı mı? Parantez içinde bazıları anne olmak için evleniyor. Ben buna okeyim mesela. Okeyim derken herkesin evlilik kararı farklı olabilir. Kimseyi yargılayamayız bu konuda. Kimisi dediğim gibi anne olmak için evlenir. Kimisi mantık evliliği yapar, kimisi aşk evliliği yapar. Kimin ne şekilde evlilik yaptığı bizi hiç ilgilendirmez. Ama tek söyleyeceğim, baskıcı aileden kurtulmak için yapmayın, o başka bir şey yani. Evliliği ayakta tutan çocuk mu? Hayır, kesinlikle değil. Doğurduktan sonra çocuğun bakımını üstlenmek de zor. Evet, kesinlikle çok zor, çok çok zor. Örneğin sen seyahat ederken Melisa bazen seninle bazen değil. Cem ve sen seyahat ederken Melisa'ya kim bakıyor? Melisa kim bakıyor olabilir mesela arkadaşlar, bir düşünün. Siz küçükken anneanneniz, dedeniz hiç size bakmadı mı ya da babaanneniz falan? Ben seyahate gittiğim zaman zaten seyahatlerimi ona göre ayarlıyorum. Günlerini ona göre ayarlıyorum. Eğer uzun bir seyahate gideceksem Melisa benimle geliyor. Eğer daha kısa bir seyahate gideceksem 2-3 gün gibi, sonuçta Melisa'nın da bir hayatı var. Onun bir düzeni var. Okula gidiyor, belli bir rutini var. Onları bozup çocuğu her yere yanında çanta gibi taşıyamam. Zaten gittiğim zaman ben iş için gidiyorum. Yani ben toplantıdayken ya da bir çekimdeyken Melisa'ya kim bakacak mesela orada? Tabii ki de anneannesi, dedesi bakacak. O yüzden ben çocuğumu çanta gibi taşıyamayacağım için her tarafa bu tarz seyahatlerim olduğunda önceden planlayarak annemle babam bize geliyorlar. Hatta bazen buna ekstra hala dahil oluyor, ekstra teyze dahil oluyor. Bütün sevdiği insanlar, güvendiği insanlar yanında olduğu sürece Melisa 3 gün, 4 gün kadar maksimumda bensiz ve babasız geçirebiliyor zamanını. Sizin sorunuza gelirsek, evliliği ayakta tutan şey kesinlikle çocuk değil. Çocuk gerçekten zor bir karar ve sorumluluğu çok çok zor. Yani o sorumluluğu almak ve sadece doğurmak değil, doğurmak çok kolay bu arada. Doğurmak değil. Asıl önemli olan o çocuğa bir gelecek hazırlamak. Çünkü günümüz Türkiye'sinde eğitim masraflarının ne kadar uçuk olduğunu az çok tahmin ediyorsunuzdur. O yüzden sadece eğitim de değil bu arada, her şeyi, psikolojisi, osu busu her şeyi. Gerçekten çocuk yapmak önemli bir karar. O yüzden çocuğu yine bir evliliği kurtarma şeyi olarak sakın görmeyin. O çocuğunuza yapabileceğiniz en büyük kötülük olur hayatta. O bir evliliği kurtarma aracı değil, sizin aşkınızın meyvesi. Onu öyle görmeniz lazım. Onun dışında evlilik şekil değiştiriyor mu? Evet, kesinlikle değiştiriyor. Evlendikten sonra her şeyi yapmalı mı? Bence yaşamalısınız eğer yaşamadıysanız. Biz öyle yapmıştık. Biz evlenmeden önce beraber seyahat edemediğimiz ya da işte beraber tatile gidemediğimiz için biz evlendikten sonra hemen çocuk yapmak yerine, zaten ikimiz de kendimizi hazır hissetmiyorduk, hemen çocuk yapmak yerine seyahat etmeyi tercih ettik. Gidebileceğimiz en uzak yerlere gittik. Çocuğumuzla gidemeyeceğimiz uzaklıktaki yerlere. Çok keyifli geçti. Araya bir tane ürün alalım, son bir tane daha soru alalım. Dünyanın en güzel kırmızı rujundan bahsedeyim size. Şu anda da dudağımda bu var. Özellikle bu video için sürdüm. Ne zaman sürsem hep zaten sizden soru geliyor. Çünkü kırmızı, doğru kırmızı ruju bulmak çok zor ya, buna bayılacaksınız. Maybelline'in mat serisinden 382 Red Formu diye bir ruju var. Efsane. Yani şu kırmızı rujun yakışmayacağı bir ten, yakışmayacağı bir yüz, yakışmayacağı bir saç yok. Gerçekten hani böyle perfect red lipstick derler ya, benim için perfect lipstick şu an için daha iyisi çıkana kadar bu. Bugüne kadar onlarca marka denilmiş. Chanel'inden Mekine, işte Lobutel'inden bilmem nesine kadar en sevdiğim kırmızı ruj bu. Zaten çok fazla kırmızı ruj süren bir insan değilim ama süreceksem bundan başka hiçbir şey sürmem. Fiyatı da inanılmaz derecede uygun. Bayıla bayıla kullanacaksınız. Bakın başka sorumuz var mı? Son katımızı da atalım. Çok yakın arkadaşımın ihanetini aradım. Şimdi benden özür dileyerek onu affetmemi istiyor. Sence ne yapmalıyım? Affetmek çok büyük bir erdem bence. Yine söylüyorum, içinizde nefret bence biriktirmeyin. Nasıl o sevgiyi saklamıyorsak, sevdiğimizi saklamıyorsak, içimizde de bence nefret biriktirmemek lazım. Çünkü nefret insanı gerçekten hasta eden bir duygu. O yüzden eğer sana iyi hissettirecekse bu ve gerçekten hayatında olmasını istiyorsan eğer hala o kişinin, bence içinde hiç nefret biriktirme ve affet. Affetmek çok güzel bir şey, çok büyük bir erdem. Bence affet. Bu duygu seni yiyip bitireceğine affedip yoluna devam et. Artık bundan sonraki süreçte arkadaşına ne kadar güveneceğini, nelerini paylaşıp paylaşmayacağını bir gözden geçir sadece. Belki eskisi kadar yakın ve böyle her şeyini paylaştığın birisi olmaz ama yine de hayatında olur. Sen ne kadar paylaşmak istersen o kadar paylaşırsın. Sevgilin senin en yakın kız arkadaşını sevmiyor, kimi seçerdin? Bir kere gene söylüyorum, bir şeyleri ya da bir duyguları seçmek, onun yerine ona karar vermek gibi şeyler beni çok rahatsız ve huzursuz ediyor. Ne sevgilim için, ne eşim için, ne annem babam için kimseyi seçmek zorunda değilim. Birincisi bu. Öncelikle nefret etme sebebini bence sorman lazım. Sevgilin neden senin en yakın kız arkadaşından nefret ediyor olabilir? Mantıklı bir açıklaması var mı, yoksa yok ya arasında nefret ediyorum, sevmiyorum ben o kızı demek dayanağı olan bir şey değil. Mantıklı da değil. Eğer gerçekten mantıklı bir sebebi varsa, bak sana zarar veriyor, seni aşağı çekiyor, örnek veriyorum. Ki bu da bir nefret sebebi değil. Sadece uyarabilir seni.
Hiç kimse vazgeçilmez değil bu hayatta arkadaşlar, unutmayın. O yüzden bence kimse için kimseyi tercih etmek zorunda bırakılmayın. Zaten sizi sevgilin seni buna zorunda bırakıyorsa doğru bir şey yapmıyor bir kere. Baştan onu söyleyeyim, bu çünkü çok zor bir şey. Bence önce sen yüzleş, sebebini öğren. Gerekirse ikisini yüzleştir yani. Üçünüz beraber oturun, üç yetişkin gibi. Neden birbirlerinden nefret ettiklerini sor ve bu problemlerini çözmeleri için onlara destek ol. Benim sana önerim bu olabilir. Uzun bir ilişki neden biter? Neden insan soğuk davranır sevdiğine? Bu önemli bir şey. Şimdi uzun ilişkilerde, benimki de çok kısa bir ilişki değildi bu arada. Biz de 4 sene sonunda evlenme kararı aldık. 4 sene sonunda çocuk yapma kararı aldık. Yani ben 12 senedir eşimle beraberim. Düşünün. Hiç kısa değil, uzun bir süre. Uzun ilişkilerde biraz bahsettik ya, sevgi şekil değiştiriyor. Artık biraz alışkanlığa dönüyor bazı şeyler. Tutku biraz azalabilir. Her ilişkide böyle olacak diye bir şey yok bu arada. Herkesin ilişkisi farklıdır. Herkesin ilişkisinin dinamikleri farklıdır. Olabilir diyorum. Birazcık daha belki ilişkinizi hareketlendirecek, sizi yeniden heyecanlandıracak, yeniden birbirinize bağlayacak şeyleri deneyebilirsiniz. Mesela eskiden ilk sevgili olduğunuz zamanlarda neleri yapmayı seviyordunuz onları bir düşünün. Atıyorum sinemaya mı gitmeyi seviyordunuz, tiyatroya mı gidiyordunuz, sallıyorum sahile gidiyordunuz, atıyorum piknik örtünüzü alıp piknik mi yapıyordunuz? Bir zaman sonra onlar artık böyle önemini yitiriyor ve insanlar unutuyor ya, tekrar onları hayata geçirmeyi deneyin. Sizi tekrar heyecanlandıracak şeyler deneyin. Daha fazla baş başa romantik vakit geçirmeye çalışın. Bakalım ne olacak? Ondan sonra bir daha konuşalım. Bence o hafif o uzun ilişkinin getirdiği monotonluk bir anda ortadan kalkacak, göreceksin. Evet ve son soruyla artık bitiriyoruz. Sevme problemim var. Herkesten etkileniyorum ama kimseye bağlı kalamıyorum. Bundan kurtulmanın bir yolu var mı sence? Bence sevme problemin yok. Kimsenin bence sevgiyle alakalı bir problemi yok hayatta. Herkes birilerini seviyor, aşık oluyor, hoşlanıyor. Bence buna sevme problemi demeyelim, bağlanma olabilir. O da onunla bence, tamamıyla bence, altyapısında yine zarar görmek, kalbinin kırılmasından korktuğun için bağlanmaktan korkuyor olabilirsin. Ama bu senin ileriki bütün ilişkilerini etkileyecektir bu arada, onu da ayrıca söyleyeyim. Yani iş ilişkilerinde etkiler, arkadaşlık ilişkilerinde etkiler. Yani bağlanmanın ya da aşık olmanın sizi korkutması demek, sizin hiçbir zaman tam anlamıyla mutlu olamayacağınız anlamına geliyor. Korkmayın. Dediğim gibi hayatta güzel duygular olduğu gibi olumsuz duygular da var. Hayatta her şeyin pozitif olması mümkün değil böyle bir şey. Zaten olmaması da lazım. Olumsuz şeylere de alışmanız lazım. Zarar görebilirsin. Zarar göreceğim korkusuyla bir şeye adım atarsan zaten mutsuz olursun. Akışını bırakmak zorundasın bazı şeylere. Aldatılacaksan aldatılacaksın. Örnek veriyorum. İhanete uğrayacaksan uğrayacaksın. Bunun ötesi yok. Sen doğru sevmeyi bildikten sonra artık sana hayat ne getirir onu programlayamazsın yani. Onun seçimini sen yapamazsın. Hayat maalesef böyle. O yüzden sevme problemi deme ona, kendine de ona inandırma. Hiç kimsenin sevme problemi bence olamaz. Sadece dediğim gibi bağlanma problemi olabilir. Kendini rahat bırak. Sen elinden geleni yap. Sen güzel sevdikten sonra bence gerisi gelir. Ve evet arkadaşlar. Tabii ki bu duvarı böyle bırakmayacağım. Bayağı bir boyadık. İkinci biraz kuruduktan sonra ikinci katını geçmem lazım. Şimdilik ve şöyle bir düz alalım. Evet efendim, videonun sonuna geldik. Gerçekten benim için çok keyifliydi. Videoyu kapattıktan sonra tabii ki duvarı boyamaya devam edeceğim. Bundan sonraki ay bu formatı beğendiyseniz, ben gerçekten bu şekilde sohbet ederek bir yandan ürünleri anlatmak, bir yandan yapmam gereken işleri yapmayı çok sevdim. Umarım sizler de sevmişsinizdir. Eğer sevdiyseniz bir sonraki ay bir kere ne yapalım? Bu sefer duvar boyadık, aşk ilişkilerle ilgili konuştuk. Mesela işte araba kullanırken bir şeyler yapabiliriz, soru cevap yapabiliriz. Güvenli bir şekilde tabii ki. Başka aklıma bir sürü şey geliyor. Siz de bana fikir verebilirsiniz. Sizin çünkü inanılmaz yaratıcı fikirleriniz oluyor. Öncelikle ne yapmamı istediğinizi söyleyin. Bir de bir sonraki ayın soru cevap konusu ne olsun? Onu da lütfen yorumlara bırakmayı unutmayın. Umarım keyifli bir vakit geçirmişsinizdir bu videoyu izlerken. Ürünlerin de bütün isimlerini, cisimlerini, her şeylerini ekrana yazacağım. Aynı zamanda merveozkaynak.com'daki blog yazısına da yazacağım. Ürünlerle alakalı da bu arada sormak istedikleriniz varsa onları da sorabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Eğer hala kanalıma abone değilseniz şöyle tıklayarak kanalıma abone olmayı ve en önemlisi oradaki zil işaretine tıklayarak bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Çünkü ben soru cevap isterken YouTube üzerinden istiyorum. Eğer bildirimlerinizi açmazsanız bunlardan da haberdar olamazsınız. Bu video hoşunuza gittiyse ekrana bu tarzda olmayacak ama buna benzer videolar ekleyeceğim.
Onları izlerseniz çok sevinirim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Dediğim gibi konseptle ilgili ve soru cevapla ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.